Bir adli tıp uzmanı kanıt bırakmadan cinayet işleyebilir mi? Cinayet olduğu belli olan vakalara intihar raporu yazdığın oldu mu? Ve ben oranın morg olduğunu söylemek durumunda kaldım. Soram Aslı'nın yeni bölümünde Elif Nalan Tolgay'la birlikteyiz. Elif bir adli tıp uzmanı. Merhaba Elif. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kendinden bahseder misin? Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Tıp fakültesinden. Hem adli tıp uzmanıyım hem de nöroloji uzmanıyım. Her ikisinde de uzun yıllar deneyimim var. Adli tıp konusunda özel bilirkişilik yapıyorum. Kendi şirketim var. Nöroloji alanında da muayenehanemde hastalarıma hizmet vermeye devam ediyorum. İki branşımı da şu anda birlikte yürütmeye çalışıyorum. Adli tıp uzmanı tam olarak ne yapar? Adli tıp uzmanı aslında herkesin tahmin ettiği gibi sadece otopsi yapmaz. Otopsi aslında adli tıp uzmanının görevlerinin %30 gibi bir kısmını kapsar. Onun dışında adli tıp kurumunda birçok kurullar vardır ve adli tıp uzmanı da ceza hukuki ehliyetin, ceza ehliyetin değerlendirildiği adli psikiyatri, maluliyet raporları, onun dışında doktor hataları, malpraktis dediğimiz doktor hataları, işte cinsel suçlar, darp raporları, bunun gibi birçok alanda çalışır. Neden adli tıp uzmanı olmak istedin? Başlangıçta tabii ki idealim ve ilk tercihim adli tıp uzmanı olmak değildi. Aslında nörolog olmak istiyordum. Adli tıpta idealim olmasa da istediklerimin arasındaydı ve kısmet oldu adli tıp uzmanı oldum. İlk otopsinde ne hissettin? İlk otopsi elbette ki ilk tecrübe. Benim için zor oldu ama sonuçta doktordum. Oraya gelene kadar da işte birçok kadavralar, işte cenazelerle karşılaşmıştım. Şu ana kadar yaklaşık 5000 tane otopsi yapmış olabilirim. Yani bu teknik bir iş. Bununla ilgili psikolojim bozulduğunu düşünmüyorum. Cinayet olduğu belli olan vakalara intihar raporu yazdığın oldu mu? Olmadı. Bu tip şeyler çok soruluyor ama böyle bir şey yok. Adli tıpta biz ne görüyorsak onu yazıyoruz. Yanmış ya da parçalanmış cesetlerin otopsisi nasıl oluyor? Onların da gene otopsiye genel yaklaşım aynı şey. Otopsi nasıl yapıyorsanız onlara da aynı şekilde yapıyorsunuz. Ama tabii ki parçalanmış bir cesette ve özellikle yanmış bir cesette mesela deriye ait bir darp izi varsa onu tespit edemiyorsunuz. Ama içeride işte mermi çekirdeği giriş deliği, bıçaklanma ya da eğer bir patolojik otopsi olup da daha sonradan yakılmışsa içerideki bulguları değerlendirerek gene sonuca varıyorsunuz. Standart bir otopsiyi kısaca anlatır mısın? Otopside zaten hem kanunen hem de teknik olarak vücudumuzun 3 boşluğu var. O 3 boşluğu açmak gerekiyor. İşte kafa boşluğu, göğüs boşluğu ve karın boşluğu. 3 boşluktaki organlar işte ilk önce dışarıdan incelenir. Daha sonra 3 boşluk açılır. 3 boşluktaki organlar çıkartılır. Göğüs boşluğundan işte akciğerler ve kalp çıkarılır. Boyun organları çıkarılır. Bunlar tek tek ilk önce makroskobik, sonra mikroskobik parçalanır. Daha sonra da mikroskobik incelemek için örnekler alınır. Karın boşluğundan işte karaciğer, bağırsaklar incelenir. Hepsinden gerekli örnekler alınır. Daha sonra bunlar laboratuvara gönderilir. Toksikolojik incelemeleri yapılır, patolojik incelemeleri yapılır. Onların da sonuçları geldikten sonra hem makroskopik bulgularınız hem de laboratuvar sonuçlarınızla birleştirilerek bir otopsi raporu yazılır. Bu otopsi raporunda bir kere ölüm sebebi mutlaka yazılır. Onun dışında başka şeyler de yazılır. Savcının sorduğu bir takım sorular olabilir. İşte tecavüz bulgusu var mı, darp bulgusu var mı? Bir rapor düzenlenir ve otopsi sonuçlandırılmış olur. En uzun ve uğraştırıcı otopsi sence hangisi? Bizim patolojik otopsi diye konuştuğumuz otopsiler bence en uzun sürenler ve en uğraştırıcı gerçekten de. İşte bir ateşli silah yaralanması ya da bir bıçaklanma ya da travmatik trafik kazasına bağlı bir ölüm gibi ölüm sebebi hem dışarıdan belli olup otopsinin kısaca hani sonuca varacak şekilde bir durumu olmuyor genelde. Cenaze kapalı bir şekilde oluyor. Ölüm sebebi belli olmuyor. Ancak açtıktan sonra yavaş yavaş ilerleyerek belki makroskobik bulgularla, belki de makroskobik bulgularda hiçbir şey bulamıyorsunuz. Mikroskobik bulgularla ya da toksikolojik bulgularla sonuçlandırdığınız otopsiler hem en uğraştırıcı hem en zor hem de belki bizim için en heyecan verici otopsiler oluyor. Bir adli tıp uzmanı kanıt bırakmadan cinayet işleyebilir mi? Kanıt bırakmadan cinayet işleyebilir mi? Bence işleyemez. Çünkü %2 oranında ölüm sebebi belirlenemeyen otopsiler olabilir. Ama bu sadece ülkemizde değil, bütün dünyada bu böyle.
teknik imkanlar doğrultusunda ölüm sebebi belirlenemeyebilir. Ama bu o cinayetin sebebinin ortaya çıkmaması anlamında değildir bu. Otopsi sonuçlarıyla ölüm sebebi belirlenememiş olabilir. Olay sadece otopsi değil. Bunun adli tahkikatı var, olay yeri incelemesi var. Sonuç olarak bunların hepsi birleştirildiğinde, tanık ifadeleri var, sanık ifadeleri var. Hepsi birleştirildiğinde mutlaka o cinayetin faili ortaya çıkacaktır. Ne kadar maaş alıyorsun? Ben şu anda bir adli tıp uzmanı olarak kurumda çalışmadığım için kendimle ilgili cevaplamayayım. Ama şöyle, adli tıp uzmanı tıp fakültesini bitirmiş, daha sonra TUS'a girerek adli tıp uzmanlığı yapmış bir uzman hekimdir. Bir uzman hekim, devlette çalışan bir uzman hekim ne kadar maaş alıyorsa adli tıp uzmanı da o kadar maaş alır. Hiç tanıdığın birinin otopsisini yaptın mı? Evet, bu çok sıkıntılı bir durum. Birlikte çalıştığımız bir abimin otopsisinde bulundum. Tabii bu çok zor bir şey. Adli tıp kurumunda çalışırken, işte otopsi salonuna giderken her adli tıp uzmanının karşılaşmaktan korktuğu en kötü durum bu. İşte her seferinde giderken inşallah bir yakınımla karşılaşmam diye dua ederek girersiniz. Aydınlatamadığınız vakalar oluyor mu? Otopsiyle aydınlatılamayan vakalar evet oluyor. Bütün dünyadaki oranı %2. Üç boşluk açılıp işte toksikolojik inceleme için örnekler alınıp, patolojik inceleme için örnekler alınıp bu sonuçların hepsi toparlanıp makroskopik bulgularla birleştirildikten sonra yazdığınız raporda ölüm sebebi hala belli olmayabilir. Peki ölüm sebebi nasıl belli olacak? %2 negatif otopsi. Daha üst kurullar var adli tıp kurumunda. Daha ölümü değerlendiren kurullar var. Bu konuda çok tecrübeli insanlar görev alır. Otopsi bulguları, adli tahkikat dosyasındaki bulgular, tanık ifadeleri, sanık ifadeleri hepsi birleştirilerek bir şekilde ölüm sebebiyle ilgili kesin olmasa da yorum yapılır ve tahkikat ondan sonra yönlendirilir. Hiç otopsi sırasında vücudu kıpırdayan kadavra oldu mu? Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Ölü beden zaten hareketsiz bedendir. Siz değmediğiniz sürece, yani çarpmadığınız sürece onda öyle bir hareket yoktur. Zaten ölü katılığı gelişmiştir. Böyle bir şey yok, ancak filmlerde belki vardır. Parçalanmış cesetleri dikiş yaparak bir araya getirdiğin oluyor mu? Otopside böyle bir uygulamamız yok. Hani parçalanmış olarak geldiyse parçalar incelenir ve o şekilde defne gönderilir. Cesede otopsi yapıldıktan sonra aynı beden bütünlüğünü sağlamak ne kadar mümkün? Üç boşluk açılıp, organlar dışarıya çıkarılıp, incelendikten sonra o organlar tekrar aynı boşluklara koyulup, daha sonra da anatomik yapıya uygun dikilerek sanki o ölü beden bir ameliyat geçirmiş gibi, bir ameliyat kesisi gibi tekrar organları kendi yerinde ama tabii hani birazcık parçalar alınmış şekilde dikilerek yakınlarına teslim ediliyor. Gömülmüş bir cesede sonradan otopsi yapılabilir mi? Tabii yapılabilir. Sonradan bir takım iddialar varsa ve açık otopsi yapılması gerekiyorsa biz bu olaya fetikabir diyoruz. Fetikabir ekibiyle, savcıyla birlikte mezar açılıp oradaki cenaze çıkartılıp otopsisi yapılıp sonra tekrar gömülme olabilir. Ölümünden en çok kaç gün sonra getirilen bir cesetle karşılaştın? Ölümden sonra hangi aşamada olursa olsun otopsi yapılabilir. Öldüğü gün yapılabilir, ertesi gün yapılabilir, 3 gün sonra, 5 gün sonra yapılabilir. Gömüldükten sonra çıkarılıp yapılabilir. Denizde boğulup işte 3 ay boyunca denizde kalıp daha sonra çıkana yapılabilir. Yıllar sonra belki bir zehirlenme vakası araştırılacaksa gene mezar açılıp işte oradaki topraklardan zehir arama koşuluyla ölünün etrafındaki topraklardan örnek alınabilir. Dokular kaybolup kemik kaldıktan sonra da gene kemik incelemesi adı altında otopsi yapılabilir. Yani her aşamada yapılabilir. Kimliği tespit edilemeyen cesetlere nasıl işlem yapıyorsunuz? Kimliklendirme dediğimiz işlemler var. Bu cesedin geldiğinden itibaren kıyafetlerinden başlar. İşte üzerinde şu kıyafeti vardı, şu renkte, ayakkabısı şöyleydi, üstünde kırmızı hırkası vardı. Daha sonra cesedin ayrıntılı tarifine geçilir. İşte saçı böyle, boyu böyle, kilosu böyle, dış görünüşü anlatılır. Daha sonra otopsi yapılır. Otopsi biraz önce bahsettiğim gibi gene aynı şekilde üç boşluk açılarak yapılır. Fakat burada DNA örneği alınır. Kandan ve dokulardan DNA için örnek alınır. Daha sonra bu kimliği belirsiz şahsın muhtemel bir yakını geldiğinde DNA karşılaştırması yapılarak en kesin kimliklendirme o şekilde olur. Şimdiye kadar en etkilendiğin vaka ne oldu?
Tabii bu kadar uzun meslek hayatımda etkilendiğim birçok vaka oldu. Ama şunu anlatmak isterim. Bir bomba olayında yaralanmalar gelmişti bir sürü. Kapıda yakınları vardı. İşte içeride cenazeler vardı. Elbiseleriyle duruyordu. Ve birdenbire telefonu çaldı. O telefonu birbirimize baktık. 3-4 kişiydik. Nasıl yapacağız? Telefonun diğer ucundaki birisi gerçekten onun nerede olduğunu muhtemelen merak ettiği için çaldırıyordu telefonu. Telefonu bir şekilde açtık. Karşıdaki işte neredesin, seni çok merak ettim, işte cenazenin eşi. Ben de işte bir bomba olayı olmuştu. Aa, evet, onun için aradım, hangi hastane diye seslendi. Ve ben oranın morg olduğunu söylemek durumunda kaldım. Bundan çok etkilendim, yıllar geçti, hala gözümün önünde. Bulaşıcı hastalığı olan ölülerde otopsi yaparken ne gibi önlemler alıyorsunuz? Şimdi her otopsi aslında bulaşıcı hastalığı olan otopsi olabilir. Hepsini aynı şekilde düşünüp otopsi kıyafetleri var. İşte üstümüze bir şey giyiyoruz, ayağımıza çizme giyiyoruz, maskelerimizi takıyoruz, başlıklarımızı takıyoruz ve özellikle sıçramalara karşı gözlüğümüzü takıyoruz. Çünkü otopsisini yaptığınız şahsın işte bir tüberküloz taşıyıcısı mı, hepatit taşıyıcısı mı, AIDS taşıyıcısı mı olduğunu bilemezsiniz. Dolayısıyla onlarla ilgili bulaşı kesmek için otopsi sırasında gerekli önlemleri alıyorsunuz. Zaman zaman da kontrollerden geçiyorsunuz. Sence bir suçlu deli taklidi yaparak adli tıp uzmanını kandırabilir mi? Biz bu duruma simülasyon diyoruz. Ceza ehliyeti tespitinde kullanılan bir yöntem, bir psikiyatrik rahatsızlığı varsa ceza ehliyeti olmayacağı için genelde başvurulan bir yöntem. Ama tabii adli tıp uzmanının da psikiyatristlerin de bu konuda tecrübeleri oldukça iyi. Tabii zaman zaman yanılsamalar, tartışmalar, şeyler olabilir. Sonuçta eğer bir psikoz varsa o mutlaka tespit edilir. Simülasyonsa da o da gene ortaya çıkar. Ölümde doktor hatası olduğunda açıklıyor musunuz? Bahsettiğimiz şey malpraktis, doktor hatası, doktor uygulama hatası. Bu da adli tıbbın uğraştığı çok büyük bir alan. Doktor hatası var mı yok mu? Evet, o gene adli tıpta bütün belgeler, otopsi sonuçları, işte varsa ameliyat notları, muayene bulguları hepsi incelenir. Bahis konusu doktorun hastasıyla yeterince ilgilenip ilgilenmediği konuları hepsi irdelenir. Ve eğer bir doktorun doktor hatası varsa elbette ki malpraktis olarak sonuçlandırılır. İşinin en sevdiğin tarafı ne? Heyecanlı olması. Her günün yeni bir gün olması. Çok rutin olmaması. Cerrahpaşa'da adli tıp kurumunda çalışırken sabahları vapurda işte bir gazete okuyorsunuz. İkinci sayfasını açıyorsunuz. İşte bir sürü medyatik olay. İşte otopsi salonuna girdiğinizde gazetede okuduğunuz olaylarla karşı karşıyasınız. Rutin olmayan, değişik, heyecanlı bir meslek. Şimdiye kadar tahmininden çok farklı sonuç veren bir otopsi yaptın mı? Bu soruyu şöyle yanıtlamak istiyorum. Arabasında intihar ettiği söylenen, ateşli silah yaralanması olan bir vaka gelmişti. Otopsisini yaparken işte yakın atış ve bitişik atış olmadığını tespit ettik. Yakın atış ve bitişik atış olmazsa silahı el mesafesinde tutamazsınız. Uzak atışta, yani uzak atış intihar olamaz. Ve bizim bulgularımız yakın atış ve bitişik atış bulguları değildi, uzak atış bulgularıydı. Dolayısıyla olay söylenildiği şekilde intihar değildi, cinayetti. Başka bir vakada da bir gün huzur evinde odasında ölü bulunan yaşlı bir teyzemiz otopsisinde hani herhangi bir adli tahkikatta herhangi bir bulgu ve bilgi yoktu. Oysa biz otopsisinde elle boğmak suretiyle öldüğünü tespit etmiştik. Ve daha sonra adli tahkikat derinleştirildiğinde yaşlı teyzenin de oradaki bir yaşlı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Hamile birine otopsi yapıp da bebeği gördüğün oldu mu? Evet, defalarca kere karşılaştığımız bir durum. O otopside bebeği de çıkarıp bebeğin de gene şeyini, kaç aylık olduğunu, ne durumda olduğunu belirtmek gerekiyor, otopsiye eklemek gerekiyor. Tabii bu da gene etkilendiğim otopsilerden bir tür. Bir mağdurun tecavüze uğradığı nasıl ortaya çıkar? Tecavüz bulguları vardır. Muayene bulguları, buna eşlik eden darp bulguları olabilir. Ayrıca alınan materyalde işte sperm var mı yok mu o araştırılarak şahsın tecavüze uğrayıp uğramadığı anlaşılır. Zehirlenme çok yaygın bir ölüm türü mü?
Zehirlenmeyle tabii ölümler sık gördüğümüz ölümler. Otopside makroskopik olarak çok fazla bulgu vermese bile özellikle kan ve organlardan alınan parçaların incelenmesi sonucunda bir takım zehirler, ilaçlar, alkol, etil alkol, hatta metil alkol, bir takım uyuşturucu yüksek doz ölümleri çok gördüğümüz ölümler. Karşılaştığın en yaygın ölüm türleri neler? En çok tabii travmatik ölümler, ateşli silah yaralanmaları, bıçaklanmalar, trafik kazaları en sık ölüm sebepleri daha çok bunların etrafında toplanıyor. Ölü yakınlarına son kez ölüyü gösteriyor musunuz? Elbette. Otopsi bittikten sonra, bütün şeyleri üç boşluk kapatıldıktan sonra, cenaze iyice temizlendikten sonra cenaze yakınına mutlaka gösteriliyor.